Evet. Kim var? Birkaç tane arkadaşımız daha var. Habib Bey. Onları da alıyoruz. Arada böyle geciken arkadaşlarımız olunca biz de tekrar onları alacağız. Evet. Efendim hoş geldiniz hepiniz. Bizim evet her ay yaptığımız dört etkinlikten bir tanesi olan her cumartesi denk getirdiğimiz ve artık yüz yüze değil çevrim içi yapmakta olduğumuz etkinliklerden her ayın ilk cumartesi mübadil aile öyküsü. Şimdi bu mübadil tanımı sınırlandırıcı olduğunu görüyoruz. Çünkü üyelerimiz hep aile öykülerini anlattıkça mübadil kökenli üyemiz kalmayabilir. Onu aile öykülerine dönüştürebiliriz. Kısaca bunu söyleyeyim. Çünkü yani her ailenin öyküsü gerçekten ilginçtir. Basit, yalın bir paragraf, yarım paragrafla dahi olsa onlara başlayanlar onları sonra geliştiriyorlar. Hep duyduğumuz bir şey. Sonradan bulunan fotoğraflar, sonradan eklenen anılarla zenginleşiyor. Evet, lafı uzatmayayım. Ben toplantımızın kümesi, mübadil aile öyküsü kümesi. Günay Akkuyun ve Bahadır Akkuyun arkadaşımızın, Cengiz ve Zehra ve Pancar arkadaşımızın yürüttükleri bir küme. Günay Hanım şimdi uzakta olduğu için bizi oradan seyrediyor ama Mübadil Aile Öyküsü takviminin ve gündeme alınan isimlerin takipçisi olarak işi bırakmıyor. Ben toplantının bitiminde kendisine söz vereyim ve hiç lafı uzatmadan bugünkü Mübadil Aile Öyküsü'nün anlatıcısı sevgili üyemiz Zerrin Borada Bahçıvan'a sözü bırakayım. Hepinize şu anda katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Ve sunumu başlarken sizden ricam, zaten şöyle yapacağız. Zerrin Hanım anlatacak. Fotoğraflar, belgeler eşliğinde ailesinin öyküsünü. Sonrasında da üzerine söz alarak konuşacağız. Bu süreç içerisinde akışta teknolojik olanaklarımız el verdiğince iyi bir akış sağlamak için de mümkünse mikrofonlarınızı şu anda kapatmanızı rica edeceğim. Sonrasında sırayla açar söz alırız. Evet Zerrin Hocam söz sizde lütfen buyurun. Ben de sunumun fotoğraflarıyla başlayayım. Derseniz önce ben bir giriş yapayım fotoğraflardan Tamam, önce. buyurun, buyurun. Sonunda hazırlandım diyelim. Uzun zamandır bunu istiyordunuz Ahmet Bey. Öncelikle biraz önce söylediğiniz araştırdıkça mübadil olmadığı çıkıyor bazı ailelerin diye. Ben de tam tersini hep düşünüyordum. Biz aslında mübadil değiliz. Daha önceden gelmiş diye anneannemin anlattıklarına bakarak. Oysa bu araştırma sırasında bir tarafın göçmen yani mübadilden önce geldiklerini ama bir tarafın da gerçekten mübadil olduğunu da öğrenmiş oldum. Ben böyle bir anlatıyı pek gerçekleştirebilecek birisi değildim. Çok meraklı değilimdir eskilere. O nedenle öncelikle ailemizin bu yönünü bir kitaba çeviren annemin babası dedem Celal İğriboz ve onun kardeşi Nihat İğriboz'un hayatını ve yakın tarihimizin özellikle ziraat anlamında bir kaydını sunacak olan, bunu hazırlayan, bir kitap yazan kuzeni Mehlika Mete'ye teşekkür etmek istiyorum. Şu an o da izliyor, dinliyor. Benim yapacağım yanlışlar ya da eksiklerim için şimdiden affetsin. Bu büyük araştırmayı o yaptı aslında. O bu çalışmayı yapmasaydı ben böyle bir şeye niyetlenemezdim. Bir teşekkürüm de Adanalı Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Nedim Nazlıcan'ıdır. Ne iyi ki o daha çok zirai anlamda dedemi anlatmak için araştırma yapmıştı ve Nihat amcayı biraz sonra çok adı geçecek. Ve ne iyi ki annem sağken bizi çok arayıp size sorular sormuştu ve annem henüz her şeyi unutmamışken
Birçok anı yazıya geçmiş oldu onun sayesinde. Bir makale olarak yayınlanmıştı. Hatta ben derneğe de vermiştim. Agroskopi adlı bir ziraat dergisini. Fotoğrafların bir kısmı da eskiye ve eskilere çok çok meraklı olan, benden daha meraklı olan abim Ahmet Boratalı'ndır. Yani ben sadece bir aktarıcı olarak şu an karşınızdayım. Daha çok mübadele bölümünü anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de yaşanan bölümleri çok uzatmayı düşünmüyorum. Derneğimizin niteliğine uygun olması için. Evet, şimdi başlayabiliriz. Tamam. Erebus Adası'nı göstermesi gerekiyordu eskilerden. Şimdi başlayacağız hocam. Baştan Tamam. Evet. O başlarken ben en başa geçeyim. Aslında anne tarafımızın kökeni Horasan'ın Belh bölgesinde. O zaman adı Larende olan Karaman'a yerleşmiş Türkmen boylarına dayanıyor. Ve biraz sonra hikayesini başlayacağımız büyük dedemiz Avribozi Mustafa Efendi'nin babası Tatlarhisarı köyünün, yani bugünkü adıyla Derbent ilçesinin ağası olup Mevlana dergahına bağlı bir kişiymiş. O dönem için önemli olan hem medrese eğitimini tamamlamış hem de Mevlevi'ye bağlanmış. Ve Fatih Sultan Mehmet'in 1466'da Karamanoğlu Beyliğini ortadan kaldırınca ahalinin çoğu Rumeli'ye iskan edilmiş. Bu arada büyük dedemiz Aribozi Mustafa Efendi de Eriboz Adası'na yerleşiyor. Gerçi bu yerleşimin iskan mı yoksa medrese eğitimi gördüğü için tayinden mi kaynaklandığını tam olarak bilmiyoruz. Geçebiliriz Ahmet Bey. Evet. Bugünkü adıyla Eğriboz Adası. Yalnız evet, gördüğünüz gibi bir boğaz oluşturuyor. Ve özellikle liman İstanbul'a giden gemilerin geçeceği bir boğaz olması açısından son derece önemli bir merkez Eğriboz Adası. Eğriboz Adası'ndan şöyle bahsetmem gerekirse oraya Karaman'dan gelenlerin yanı sıra Yenişehir, Serez, Üsküp, Bergama'dan gelenler varmış ve kalabalık Müslüman nüfusla birlikte Hristiyanlar, Yahudiler de yerleşik olup ticaret hayatı da çok canlıymış. Gördüğünüz dedem Agribozi Mustafa Efendi, fakat bu fotoğraf 1897'de Tarsus'ta çekilmiş bir fotoğrafı. Daha sonra göreceğiz görev nedeniyle gittiği fotoğrafı. Buraya yerleştikten sonra Mora'daki isyanlar Girit'e sıçrıyor. Ardından İriboz'da da yoğun çarpışmalar olduğu için sonunda 1831'de ada Yunanlara veriliyor. Ve Müslüman halk bütün malını, mülkünü ucuza satarak topluca adadan ayrılıyor. Büyük dedemiz Agribozi Mustafa Efendi de Selanik'e yerleşiyor. Bunu Ahmet Bey eklemiş, merak edenler için Eğriboz Sancağı ile ilgili bilgi, onu isteyenler sonradan bakabilir. Selanik'e geçelim, 19. yüzyılın ikinci yarısında. Bu yine Eğriboz Adası'nın. Eğriboz'u hocam, Eğriboz'u sürdüreceğiz. Sonra gelecek herhalde. Şöyle bir bakıyoruz. Evet. Şimdi anlatayım ben. Evet, Eğriboz Adası'nın karaya en yakın olduğu Halki ve Karababa Kalesi. Eski bir çizim. Bu aynı yerin fotoğrafı. Evet.
Bunlar bugünkü fotoğrafları Erebus Adası'nın. Yine bugün turistik bir yer olarak daha çok anlatılıyor. Bu fotoğrafta abimin ve ailesinin gittiğinde çektikleri bir fotoğraf. Kandil Dağı diyor. Mitolojiye göre Poseidon saraylarından biri bulunuyormuş Kandil Dağı'nda. Geçelim. Evet, bunlar da Yunanistan Erebus Adası'nda 60 yılında Emirzade Camii'nin avlusuna taşınan İbrahim Mehmet Çeşmesi. Bunları ben de yeni görüyorum. Ahmet Bey eklemiş sunuma, sağ olsun. Evet, bu da yine çeşmenin başka bir görünümü. Erebus bugün Evia da denilen adadaki Emirzade Camii ve mihrabı. O dönemden kalıntılar. Evet, daha geniş bir görünüm camiden. Bu da daha uzaktan görünümü. Şu anda da sanıyorum sergi salonu olarak kullanılıyor. Evet, görünüşe göre öyle. Evet, dedemiz Celal Şevket İribozun babası Derbent Azade Akribozu Mustafa Bey oğlu Abdullah Şevket. 1897'de Tarsus'taki fotoğrafı, biraz önce gördüğümüz fotoğraf. İriboz'dan ayrılıp Selanik'e yerleşiyorlar. Ve Selanik içinde biraz bilgi verelim o dönemde. Etrafı surlarla çevrili küçük bir sahil şehri ve doğal bir liman. Surların çok sayıda kulelerinden ayakta kalan güneydoğu uçtaki Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı kule. Biz bugün Beyaz Kule diye biliyoruz. Birçoğumuz gitti, gördük orada. Yeniçeri Kulesi ve Kanlı Kule diye de adlandırılabiliyor. Şehrin genel görünümü fotoğraflarda da fark ettiğiniz gibi servi, çam, zeytin ağaçlarının arasında küçük ahşap evler, minareler, kubbeler, su sıkıntısının çok olduğu ve yangınların çok rastlandığı bir kent. Nüfus o tarihlerde etnik ve dini çeşitliliğe sahip, cami, sinagog, kiliselerin varlığı oldukça fazla. Ve özellikle 1839'da Tanzimat Fermanı'yla gayrimüslimlere yeni hakların verilmesiyle ticari kısıtlamaların bir bölümü kaldırılıyor ve Selanik ekonomik bakımdan da çok hareketleniyor. Makedonya'da yetişen tütün ve pamuğun işlendiği, alınıp satıldığı bir merkez olarak önemi artıyor. Ve ailemizde o mevlevilik bağının da bir ortak noktası olarak Selanik Mevlevi Hanesi, Rumeli'de inşa edilmiş en önemli Mevlevi hanelerden biriymiş. Gördüğünüz Selanik sokakları. Ve büyük dedemiz Mustafa Efendi Selanik'te evleniyor. 4 erkek ve sonradan verem dolayısıyla kaybettiği bir kız evlat sahibi oluyor. Oğullarından Abdullah Şevket, kardeşlerin aksine Beyaz Kule'yi görüyoruz bakın. Ne memuriyet ne de askerliğe ilgi duyuyor. Çocukluğundan beri hep börtü böceğe, her türlü bitkiye, ağaca, kısacası doğaya tutkun bir çocuk. Ve işi ekili arazilerde çiftçilerle gönüllü çalışmaya kadar vardıracak kadar meraklı. Ve babası da onu tütün eksperi olan bir arkadaşının yanına vererek meraklı olduğu bu alanda gelişimini sağlamaya çalışıyor. Ve Abdullah Şevket bir yandan Orfan'da gidip geliyor, çünkü Kavala'ya gidip gelirken gördüğü, beğendiği Orfan'da çiftlik hayalleri kurarken bir taraftan da tütün rejisi şirketinde çalışmaya başladı.
Tütün rejisi biliyorsunuz Tekel'in o zamanki adı diyebileceğimiz ama yabancı kuruluşlarla da ilintisi olan bir kurum. Ve Kavala'ya gidip gelirken namını duyduğu, bir atın üzerinde endamını gördüğü Halil Ağa'nın torunu olan Sergüzel'le evleniyor. Biraz sonra onu anlatacağız zaten. Evlendikten sonra Orfan Körfezi dolaylarında 15-20 dönüm arazi satın alıp bir çiftlik kuruyorlar. Burada biraz bekleyelim. Çünkü ailenin bir Anadolu'ya gidişi var. Bu arazide Sergüzel Hanım, ki ben de kendisini tanımıştım, 101 yaşında ölmüştü. Ben 6 yaşındayken. Çok nevi şahsına münhasır denilen kadınlardan biriydi. Oldukça dominant, çalışkan, o zaman için işte ata binen, çiftlikte çalışan bir genç kız olarak yetiştirilmiş. Ve evlendikten sonra da bu toprağın işlenmesi, ondan sonra hayvan bakımı falan işlerinde çok yardımcı olduğu için eşine zamanların çoğunu çiftlikte geçirmeye başlıyorlar. 1888'li kızları İsmet, 2 yıl sonra benim dedem, yani annemin babası Celal doğuyor. Ondan 3 yıl sonra da Nihat. Bu arada artık rejide daha büyük bir sorumluluk sahibi oluyor büyük dede. Ve dolayısıyla en büyük dedemiz Arjibozi Mustafa Efendi hem gelininin bu cevval halini, çekip çeviren halini görüp hem de torunlarını görüp huzur içinde ölüyor. Abdullah Şevket ise tayini çıktığı için bu kez Selanik'ten Anadolu'da geçirecekleri uzun bir süre var. Önce Tarsus'a, biraz önce gördüğümüz fotoğraf işte orada çekilmiş. Tarsus'a gidiyorlar ve çocuklarının eğitimine de çok değer verdikleri için kızları İsmet Kız Rüştiyesi'ne, dedem Celal Tarsus Rüştiyesi'ne, kardeş Nihat ise merkezdeki iptida mekteplerinden birinde öğrenim görmeye başlıyor. Daha sonra yine tayinler nedeniyle Selanik, Edirne, Gümülcine, Tekfur'da yani bugünkü adıyla Tekirdağ ve Gelibolu sancaklarında ikişer yıl yaşıyorlar. Ve bu arada yine Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin olması Abdullah Şevket ve Sergüzel'in de bu manevi bağı güçlendirmesini sağlıyor. Selanik'e döndüklerinde artık çocuklar yetişkin ve o zamana göre kızları İsmet evlilik çağına gelmiş. Nihat Gelibolu idadesini bitirmiş, dedem Celal eğitimini tamamlamış ve o da babası gibi tarıma duyduğu ilgiyle öne çıkmıştır. Ziraati öğrenmeye başlıyor. Genç yaşına rağmen o da çiftçilerle dostça ilişkiler kuruyor ve babasıyla fikir alışverişi yapacak kadar bu işi ilerletiyor. Dedem Celal güler yüzlü, sakin, uzlaşmacı bir karaktere sahip. 3 yaş küçük olan kardeş Nihat ise daha asi ve sert tabiatlı ama o da abisi gibi ziraata meraklı. Bu arada Selanik, Osmanlı Devleti'nin İstanbul, İzmir ve Beyrut'tan sonra 4. büyük şehri haline geliyor. Bu arada Abdullah Şevket rejiden istifa etmiştir. Artık daha çok kışları Selanik'te, yazın çiftlikte yaşıyorlar. Sergüzel'in kız kardeşleri de Selanik'e gelmişlerdi. Burada şimdi hikayeye benim anneannem de giriyor. Sergüzel Hanım'ın kız kardeşi Fatma, kereste tüccarı Sadık Efendi ile evleniyor ve 2 kızı oluyor. Bunlar Hatice, yani anneannem ve Ayşe. Oturdukları ev şehrin surları içinde ve en doğuda bulunan Koca Kasımpaşa ile Ahmet Subaşı mahallenin arasındaki sınırda
dar ve dik sokaklardaki bahçeli cumbalı evlerden birisi. Ve burada ilk ailemizde çok övündüğümüz bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Makbule Hanım'ın evinin yanında şu gördüğünüz, ben gittiğimde çekmiştim. Bugün Türk konsolosluğu olan anneannemin büyüdüğü ev. Yani keresteci Cafer Sadık Efendi'nin evi. Biz gittiğimizde 10 Kasım'dı. Çok duygulandım tabii. Çünkü anneannem anlatırdı orayı. Ve hep ben o sokakları gezerken o 13-14 yaşında anneannemin oralarda dolaşmasını gözün önüne getirdim. 10 Kasım olduğu için çok şeydi, sıkı güvenlik tedbirleri vardı. Çok kalabalıktı. Ziyaretçi de çokmuş Atatürk'ün evinde. O yüzden konsolosluğa asla hiç kimseyi sokmuyorlardı. Ben çok rica ettim. Torunum dedim, bir daha gelmem belki mümkün olmaz diye beni sadece bahçeye sokabildiler. Bu da o günlerden bir anı. Ve bu evde böyle hoş bir durumda yaşanıyor. Celal ve Nihat kardeşler ziraat mektebine başlayacaklar. Ondan önce Selanik'te bol bol gezip tozuyorlar. Ve bir gün teyzeleri Fatma'yı ziyarete gittiklerinde, yani anneannemin annesini ziyarete gittiklerinde 3. Ordukurmay Yüzbaşısı Mustafa Kemal ile tanışıyorlar. Çünkü komşular ve bu giysiyle, tam o dönemki giysisi, anneannem anlatırdı, çok yakışıklı bir zabitti diye. Ama biz çocuktuk o zaman, gülerdik. Doğru mu yanlış mı onu da çok bilmezdik. Oysa gerçekten öyleymiş. Yakışıklı bir zabit diye anlatırdı. Hiç unutmuyorum onu. Bu da işte Mustafa Kemal'in büyüdüğü ev. Şimdi buraya geçmeyelim. Bence tekrar o gemilere dönelim Ahmet Bey. Evet, çünkü şimdi asıl orada ayrımları var. Balkan Savaşı patlak verip, Praviş'te, evet burada kalalım. Evet burada. Rum ve Bulgar çetelerin saldırısına uğradığı haberleri gelince Abdullah Şevket Orfran'daki çiftliğe gidiyor ve durumu gözleriyle görünce en gerekli eşyalarını alıyor ve Selanik'e dönüyor. Ve 8 Kasım 1912'de Selanik Yunanlılara teslim edilince dedem ve kardeşi Nihat'ın gittikleri Selanik Ziraat Mektebi de kapatılıyor. Ve Abdullah Şevket oğullarının 2 yıllık öğreniminin yarım kalmaması için onları bir grup öğrenciyle Halkalı Ziraat Mektebi'ne gönderiyor. Biraz sonra onun fotoğraflarını göreceğiz. Ve bu arada artık Selanik'teki ve Kavala'daki durumun karışıklığı yüzünden herkes yavaş yavaş Anadolu'ya gitmeye başlıyorlar. Görüyorsunuz bakın. Ve bu arada Abdullah Şevket'in kızı İsmet ve ailesi Mısır valisi 2. Abbas Halim Paşa'nın özel gemisi El Mahrusa ile Çanakkale'ye gidiyorlar. Gösterelim Ahmet Bey. El Mahrusa yatını. Bunlar evet bu yatla ve bugün hala kullanılan bir yat. Mısır Hidivi'nin gemisiyle Çanakkale'ye gidiyorlar. Yani aileden ilk Anadolu'ya göçen İsmet ve ailesi oluyor. Onlar da Tuzcu soyadıyla bugün bizim yaşayan kuzenlerimiz. Evet, geçebiliriz. Geçelim abi. Evet.
Evet, dedem Celal Şevket İğriboz. Şimdi burada duralım biraz. Yanındaki de Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü kurucusu ve Adnan Menderes hükümetinde Tarım Bakanı olan kardeşi Nihat İğriboz ile birlikte 1914'te. Şimdi Nihat İğriboz, ben başta da söyledim, çok uzun bir hikaye tabii, büyük bir aile. Nihat İğriboz'dan ara ara bahsedeceğim ama onun hikayesi de dedemden çok uzun yaşadı ve çok daha farklı konumlarda çok farklı çalışmalar yaptığı için çok uzun. Onu bir kenara koymam gerekiyor. Geçebiliriz. Evet, burası Halkalı Ziraat Mektebi'nde iki kardeş arkadaşlarıyla. Halkalı Ziraat Mektebi, teorik ve uygulamalı derslerin verildiği son derece disiplinli bir okul. Ve öğretmenlerinden birisi Mehmet Akif Ersoy. O baytar bölümünü, yani veteriner bölümünü bitirmiş. İyi bir öğrenci olduğu için de bazı dersleri görüyoruz. Resmi yazıların yazımının öğretildiği bir derse giriyor. Fakat çok disiplinli bir okul demiştim. Nihat amca oldukça sert yaratışlı biri olduğu için sık sık isyan ediyor. Ve dedem Celal onu dizginlemeye çalışıyor. 1914'te okuldan mezun oluyorlar. Geçebiliriz. Bugün ziraat, Halkalı Ziraat Mektebi'nin bugünkü hali bir üniversite artık, bir üniversite kampüsü. Ve şunu söylemek isterim, Mehlika da belki sonra anlatabilir. Bizde arşivciliğin çok zayıf olduğu hep söz konusudur. Ama burada çok eski belgelere ulaşabildiler. Oldukça iyi korunmuş bina ve arşiv. Bugün de üniversite. Evet, geçebiliriz. Nihat amcanın o isyankar davranışlarından dolayı iki kardeş kara listeye alındıkları için Ziraat Genel Müdürlüğü onları atamıyor. Yani ziraat mühendisi olarak atamıyor. Evet, burada durabiliriz. Ve sadece öğretmenlik hakları da olduğu için birisi Kartal, İstanbul'un Kartal kazasına dedem, Nihat amca da Edirne öğretmen olarak atanıyor. Şimdi burada biraz bir tarafa bırakalım dediğim Nihat amca ile birlikte en başta bahsettiğimiz Sergüzel Hanım'ın fotoğrafları, 1960'taki fotoğrafları. Ben de kendisini şu soldaki koltukta sanki otururken görmüş gibi Bornova'daki evlerinde hatırlıyorum. Çok uzun ve güzel bir ömür yaşadı. Geçelim. Nihat amca, papyonunu gördüğünüz gibi, eşi Ayşe, oğulları Demir, Yörük ve kızları Lale ile. Neden burada araya aldım? Çünkü Nihat amcanın hikayesini anlatamayacağım bu kısa sürede. Fakat Nihat amca, biz ailede anne ve babalarımızın babasını göremedik, dedelerimizi göremedik. Üç kardeşti. Nihat amca ise bize gerçekten o dedelik zevkini tattıran birisidir. Ayşe teyze de başka bir anneanne gibi davranmıştır. Ve Lale teyze annemin kız kardeşi gibidir. Bugün Mehlika ile ben kız kardeş gibiyiz aynı şekilde. Devam edelim. Evet, Demokrat Parti döneminin Tarım Bakanı'ydı dedik. Ve sık sık yine
Başbakanlığı ve diğer hükümet üyeleriyle kavga ederek sadece köylünün ve ziraatın yanındaki duruşuyla çalışmasına rağmen tabii ki o da yargılandı ve bir süre Yassıada ve Kayseri cezaevinde kaldı. Bu fotoğrafı buraya almamın nedeni hem fotoğraf olarak çok sevmişimdir hem de onun ne kadar üretken ve sanatçı yönlü biri olduğunu göstermek için orada da yazdı. Çok güzel isimler yaptı. Ona da buradan bir selam göndermek istedim. Geçebiliriz. Bu da işte Ayşe İriboz eşi ve Nihat Şevket İriboz dedemin kardeşi. Burada bu bölümü bitiriyoruz. Nihat amcanın romanlara neredeyse konu olacak bir hayat hikayesi var. Ve hemen şurada onu da belirtmek istemişim. Şimdi aklıma geldi. Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği adlı romanında Nihat amca köylünün yanında olan, onlar için çatır çatır savaşan bir tarım bakanı olarak da geçer. Ruhu şad olsun diyoruz. Geldik şimdi anneanne ve dedeme. Bir geriye gidelim. Buraya sonra geçeceğiz. Daha var. Geriye mi? Evet, bir önceki fotoğraf. Hı hı. Daha çünkü Amerika'ya gitmiyorlar. Şimdi burada evlilik hikayeleri biraz karışık. Benim dedem, yani Celal İriboz, fotoğrafta gördüğünüz Sergüzel Hanım'ın kız kardeşinin kızı ile evleniyor. Şey ise Nihat İriboz ise onun kardeşi Ayşe ile. Yani iki kardeş iki kardeşle evleniyorlar. Aynı zamanda da teyze çocuklar. O zaman çok görülen bir şey bu, biliyorsunuz. Bugün kabul edebileceğimiz bir şey değil. Şimdi evlilikleri nasıl oluyor? Celal dedem, önce şey anlatayım. Anneannem nasıl geldi? İki taraflı geldikleri için arada karıştırıyorum. Şimdi Edirne'ye öğretmen olarak atandılar demiştik. Burada biraz duralım. Ve şöyle 1914 yılında Dünya Savaşı patlak verdiğinde Osmanlı Devleti taraf olunca seferberlik ilan ediliyor. Tabii ki gençler askere alınıyor. Şimdi dedemle Nihat amca bu arada neredeydiler? Şöyle bir durum oluyor. Tarlaları ekip biçmek, çiftlikleri idare etmek kadınlara ve yaşlılara kaldığı için kıtlık oluyor, tarımsal üretim düşüyor. Dolayısıyla tehlikeyi önlemek amacıyla devlet hizmetinde kaldıkları sürece tüm ziraat okullarından mezun olanlar fiilen askerlikten muaf oluyorlar. Celal dedem böyle bir yol izliyor ve hem öğretmenlik yapıyor hem de Paşa Mandıra çiftliğinde çalışmaya başlıyor. Ama Nihat amca o coşkun karakterinden dolayı hemen askere alınıyor ve İstanbul'da Erenköy İhtiyat Zabit Mektebi'nde yedek subay eğitimine başlıyor. Ve gerçekten durdurak inmeden çalışıyor ve ilk işi de çekirge istilasına uğrayan o bölgeyi kurtarmak. Hatta aile arasında da hoş bir şeydir, anıdır. Çekirge zabiti mi oldun demiş annesi. Sen askere gittin ola ola çekirge zabiti mi oldun diye böyle bir ünvan kazanıyor. Ve daha sonra Selanik'teki durumun ağırlaşmasından dolayı Abdullah Şevki ve Sergüzel de önce İzmir, sonra da Nihat'ın olduğu Orhan Gazi'ye gelip bir çiftlik kiralıyorlar. Ve her şey, buraya gelmiyoruz daha çok her şey yoluna girdi derken Abdullah Şevket ölüyor. Celal dedem sıtmaya yakalanıyor ve bu kötü günlerde çetelerle mücadele edip ellerindekileri kaybetme tehlikesi geçiriyorlar ve çok zorlu bir tren yolculuğundan da çıkarak oradan ayrılıyorlar. Şimdi ailenin bir bölümü Selanik'te ama hala. Çünkü anneannemin babası Cafer Sadık kesinlikle Selanik'i bırakmak istemiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mustafa Kemal'le yakınlığı yüzünden sık sık gözaltına alınıyor, sorgulanıyor. Herkes onun Mustafa Kemal'le bir ilintisi
olduğunu düşünüyor. Fakat yine de ayrılmayı düşünmüyor Selanik'te. Ve o arada eşi ölmüştür. Diğer kardeş Münire ile evlenmiştir. Ondan bir küçük çocuğu, kızı daha olmuştur Sabire teyzemiz. Fakat Lozan Anlaşması imzalanınca artık onların da ayrılma kararı kendi açısından değil ama kızları çok küçük, eşi, ikinci eşi Münire genç, onları düşünerek ve keresteleri çok ucuza satarak o da ayrılma yoluna gidiyor. Burada anneannem anlatırdı şeylerine, bellerine kuşaklar sarıp olan mücevherlerini, paralarını saklayarak gemiyle gelmişler. Ve o gemi yolculuklarını biliyorsunuz, biraz önce fotoğraflarını da gördük. Herkesin ailesine mutlaka yaşanmıştır. O ayrıntılara girmiyorum. Oldukça sıkıntılı, zor yolculukta. Sarayburnu'nda 3 gün bekletiliyorlar ve aile bunca yokluk ve yoksulluğu ilk defa yaşıyor. Ve çevresinde gördükleri de, çünkü Kavala'dan, Muştiyan'dan, başka yerlerden gelenler de çok sefil vaziyette o gemide bulunmaktadırlar. Neyse, sağlık muayeneleri, aşıları, işte karantina bölümleri geçtikten sonra onların aile, onları aile beklediği için Sergüzel Hanım'ın adresine doğru gidiyorlar ve kardeşler buluşuyor. Ama gemide diğer kalanların Gülhane, Cerrahpaşa, Beyazıt ve Metris çiftliğinde bekletildiklerini biliyoruz. Bu arada İzmir İktisat Kongresi'nde bir takım kararlar alınıyor. Ve bunların içinde de pamuk üretiminin verimini sağlamak. Ve bu yüzden de Adana'da bir istasyon kurulması. Ve bu aşamada da dedem Celal bu göreve uygun görülüyor ve orada çalışmaya başlıyor. Ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın şöyle bir isteği de var. Tam onun cümlesiyle söylüyorum. Farklı bilim dallarında yetişmiş gençler eğitim aldıkları konularda bilgilerini arttırmak için harici memleketlere tahsile gönderilsin, sonra gelip öğrendikleri memleketimizde tatbik edebilsinler diye. Bu kapsamda dedem Celal'e Amerika Birleşik Devletleri'nde pamuk üzerine 2 yıl uzmanlık eğitimi alacağı bildiriliyor. Çünkü o yıllarda Güney Carolina, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pamuk üretiminin büyük payına sahip. Şimdi Sergüzel Hanım'ı alıyor bir korku. Oğlu o kadar uzağa gidecek 2 yıl. Yalnız orada yabancı kızlara kapılır mı, kapılmaz mı? Bu arada zaten iki kuzen de birbirlerine biraz meyilliymiş. Anneannem Hatice ile şu siyah beyaz şeyle noktalı kıyafeti olan anneannem onunla Celal'i evlendiriyor. Cafer Sadık Efendi'nin pek istememesine karşın ve gençler evlenir evlenmez Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki Güney Carolina eyaletine gidiyorlar. Burada Anderson adlı bir şehirdeler, geçebiliriz. Celal dedem orada Shemson Koleji'nde eğitim görecek. Geçelim. Evet, burada eğitim gördüğü. Pardon. Yok, buraya daha gelmedik. Amerika'dayız. Evet, tamam. Burada. 24 yılında. Şimdi burada burayla ilişkin benim de anılarım var. Orada hem mesleki anlamda çok yararlı çalışmalar yapıyor. Fakat gurbette yaşamanın hüznünü de tabii ki sonuna kadar yaşıyorlar. Ve çok az bir ödenekle gidiyorlar. Rahmetli anneannem Hatice anlatırdı. Örneğin vitrinlerdeki kaşar peynirlerine, ki hamile o sırada, büyük bir özlemle baktığını ve her zaman evinde çok küçük bile olsa, parası az bile olsa kaşar peyniri olmasına dikkat ederdi. O kadar imrenmiş ve çok mücevher satmış. Hatta dedemin haberi olmadan
ve bize hep öğüt verirdi torunlarına. Sakın ha o pırıltılarına bakıp da elmastı, pırlantadı almayın. Altın alın, altın alın. Hiçbiri beş para etmiyor bunların derdi. O dönemde bollukta çünkü mücevherleri varmış ama gerçekten satarken hiçbiri para etmemiş. Ve orada tabii güzel de bir şey. 29 Ekim 1924'te yani Cumhuriyet'in ilk yıl dönümünde Anderson Hastanesi'nde büyük dayım Haluk doğuyor. Biz ona Amerikalı derdik dayıma hep. Ve bu arada dönüşte de Celal dedem bavulun bir köşesinde açık koza türü pamuklardan Cleveland ve Akala tohumları deniyor, getiriyor ve Adana'daki görevinde bu tohumu ıslah etmek üzere. Geçebiliriz Ahmet Bey. Evet, bu işte dönüşte 1928 Adana'da ki istasyonda köpeği Bambu ile pamuk tarlalarını geziyor. Orada bu Amerika'dan getirdiği pamukların Türkiye topraklarında ve havasında nasıl yetiştirilebileceğine ilişkin çalışmalar yapıyor. Ve yanında, bu köpek yanında bir de at alıyor, Ceyhan. Niye bunlardan söz ediyorum? Çünkü biraz sonra onların çok enteresan hikayeleri var. Evet. Bu arada Tarsus'ta yaşıyorlar, anneanne de orada. Ve sadece orada çalışması yetmiyor dedemin. Ege bölgesinde de iyi pamuk üretebildiği ve üretilebileceği, geliştirilebileceği düşüncesiyle bazı çevre gezileri yapıyor. Bunlardan birisi Çakırbeyli'de, daha sonra başbakan olacak. O dönemde arazi sahibi çiftçi Adnan Menderes ile, ortadaki Adnan Menderes, şapkalı dayım. Fötürlü değil. Kasketli olan dayım. Dayım diyor, pardon. Çok benziyor. Dedem Celal İlboz. Evet, geçebiliriz. Evet, işte bu Tarsus'ta. Dedem ortada. Arkadaki yine Sergüzel Hanım. Çocuklar olduğu için, dedem de hep arazide çalıştığı için geline yardımcı olmak babında onların yanında yaşıyor. Dayılarım ve arkada çocuk arabası var, fark ettiniz mi? Oradaki bebek de annem Özcan. Fikret Tuzcu da biraz önce söz etmiştim. İsmet vardı, kız kardeş. Tuzcu ailesi olarak onlar yine ziraatla ilgileniyorlar. Fikret Tuzcu da onun oğlu. Evet, çok sevdiğim bir fotoğraftı. Geçebiliriz. Ve bu arada annemi arabada gördüğünüze göre onu da söylemem gerekiyor. Aynı yıl çünkü 1929'da annem Özcan da doğuyor. Ve o arada şöyle bir şey oluyor Nazi'den önce. Ne olduysa dedem İşi bırakıyor, Adana'daki işi bırakıp Köyceğiz'de neydi onun adı, bir dakika bakayım. İngiliz Stanley Peterson firmasında krom yataklarını işletiyorlarmış. Köyceğiz'de yerleşip orada çalışmaya başlıyor. Niye oraya geldiğini bilmiyoruz fakat şunu biliyorum ki ve anneannem de çok sık anlatırdı. Orada hayatlarının en rahat ve tek belki de rahat dönemlerini yaşıyorlar her anlamda. Ve çok zamanı kaldığı için iş dışında dedemin bir takım sanatçı yönleri ortaya çıkıyor. Tahta oyma yapıyor örneğin. Bizde vardı bir mangal altı yapmıştı. O annemdeydi. Sonra bir sedir vardır. Benim büyük oğlum Samet hala onu kullanıyor. Kendi çizip yaptırdığı. Çok güzel resimler yapıyor. Yine bizdeydi. Örneğin bir Anadolu Pars'ı resmi vardır. Yine Köyceğiz'in bir pastoral
resmi vardır. Böyle güzel bir hayat geçiriyorlar. Hatta yazda Rodos'a falan gidiyorlar tatile. Anlata bitiremezdi anneannem bunu. En son gördüğüm sefa buymuş derdi. Ve bu arada da iki kardeş dedeleri Eğriboz adasından geldiği için Eğriboz soyadını alıyorlar. Neden o Eğriboz olmuş? Artık nüfus memurundan dolayı mı bilemiyoruz ama köken Eğriboz olduğu için Eğriboz soyadı alıp sürdürüyorlar hayatlarını. Evet, Rodos'u sevmelerinin nedeni de şu, Datça'dan gelmiş Türkler çokmuş orada. Çünkü bir süre İtalyanların elinde Rodos, o yüzden Rodos çok kıymetliydi. Bu arada tekrar bu güzel hayatı yaşarken pamuk işi ortaya çıkıyor. Adana'daki görevi dedemin yerine gelen kişi Nazilli'deki kurulacak istasyon için onu öneriyor. Dedem de bütün o rahatı bırakıp tekrar pamuk işine başlıyor ve Nazilli 1930'lu yıllar gördüğünüz gibi. Aslında geldiklerinde Nazilli'de 20 ilkokul varmış. Okullar dışında ikisi merkezde, yedisi bucakta olmak üzere 9 okuma odası, Türkçe, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yazılmış tarih, coğrafya, ziraat, ilimler gibi bir sürü kitabın olduğu kütüphaneler varmış. Elektriğe kavuşan ilk beldelerden birisi ve aynı zamanda imar planı yapılan 3-5 şehirden birisiymiş Cumhuriyet'le birlikte. Geçebiliriz. Evet, niye bu iki köprü fotoğrafını koydum? Çünkü bu yoldan, Bozdoğan yolu üzerinde pamuk üretim çiftliğine geçiyormuş dedem. Şimdi o kullanılmıyor, yol açılmış ama o yoldan geçerken bu köprü yine görüyorsunuz. Sağdaki renkli resmi de biz bir gittiğimizde, orada çok küçük ben görünüyorum ama biz çekmiştik. Köprü şimdi bu durumda ama kullanılmıyor. Menderes Köprüsü. Evet, burası Nazilli'deki pamuk ıslah istasyonu. Ne yazık ki oraya da defalarca gittiğimizde, ki hatta son bu yılda gittim. Arşiv yok. Kaybolmuş, işte yanmış, sel basmış dendi. Çok az fotoğraf bulabildik. Bu dedemden çok sonra olması gerekir. Bir bayramdan alınmıştır. Geçebiliriz. Geçelim. Evet, pamuk istasyon yanındaki tarlalar bugün hala orada. Bu biraz daha eski. Evet. Bu tarlalarda işte akala pamuğu geliştiriliyor ve o arada ziraat vekili Muhlis Erkmen de gelmiş. Dedem en solda. Ve oradaki pamuk üretiminden dolayı da aynı yıllarda Sümerbank basma fabrikası da açılıyor, birbirini tamamlayıcı iki kurum olarak. Ve bu arada, evet, burada kalalım. Dedeme siyasi pasaport vererek Sovyetler Birliği'ne de gönderiyor devlet. Oradaki pamuk yetiştirilmesini, araç ve yöntemleri öğrensin diye bir ay süresince orayı geziyor. O zaman için çok önemli bir şey bu tabii. Ve çok fotoğraf çekiyor, not tutuyor. Ne yazık ki bunların hiçbiri elimizde yok. Çünkü dedem öldükten sonra o meşhur cadı avı, komünizm korkusu yüzünden bir gün boya badana için anneannemin evine işçiler geliyorlar. Albümdeki fotoğrafları görünce ve ev boşaltılıyor demek ki, aa diyorlar, bizim şey bu, bizim liderlerimizin heykellerinin fotoğraflarına benziyor gibi bir laflar ettiklerinde
anneannem de korkudan hepsini yakıyor. Şey de bitiyor, evet. Ve bu arada dedem tüm bu deneyimlerini Pamuklarımızı Niçin ve Nasıl İyileştireceğiz isimli kitapta topluyor ve Nazilli Halk Evi tarafından bu kitap yayımlanıyor. Fakat bu arada dedemin öksürük ve nefes darlığı çektiğini öğreniyoruz. Bir türlü geçmiyor, halsizliği çoğalıyor ve İstanbul'a gidiyorlar. Anneanne Sergüzel Hanım annem ve dayımların yanına geliyor ve anlaşılıyor ki dayım akciğer kanseridir ve artık asla tozlu ortamda kalmaması gerekiyor. Fakat o kendini iyi hisseder hissetmez Nazilli'ye dönmek ister. Ve çok kişi onu bekliyor tabii. Ve onu hasta yolcu ettikleri için karşılamak istiyorlar. Hatta tren Nazilli'ye varmadan Aydın'dan ne zaman geçeceğini az çok tahmin eden yakınları çocukları da alıp Aydın'da onu karşılıyorlar. Burada annemin çok hüzünlü şey vardır. Hiç unutmaz ki çok küçük o zaman 5 yaşında. Beyaz keten bir takım elbise ve Panama şapkasıyla babamı hep hatırlıyorum der. Çok sürpriz olur onları tabii karşılarlar. Geçebiliriz. Evet, burada büyük bir olasılıkla bu Köyceğiz'deki o mutlu günlerinde. Dedem gelirken büyük bir şey getirmiş, geçebiliriz. Anneme bebek. Bu fotoğraf bakın. İşte Nazilli'de de büyük bir coşkuyla karşılandıktan sonra artık herhalde iyileşti umuduyla. Bir sürü fotoğraf çekiliyor stüdyolara ve annem o fotoğraflarda hiçbir zaman bu bebeği bırakmaz. Annem Özcan, büyük dayım Haluk ve küçük dayım Selçuk. Ve meşhur bebeğimiz. Geçelim. Fakat bu mutlu günler geçiyor. 1937'de tekrar İstanbul'a gittiğinde orada bir süre hastanede, bir sürede tutulan bir evde hastalığın son dönemlerini geçiriyor dedem. Ve en sonda yine o boğaz kıyısındaki bir evde son nefesini veriyor. Annem hep bana söylemediler. Deden, baban şeye gitti, İsviçre'ye gitti. Orada tedavi olacak dediler, beni kandırdılar diye anlatırdı. Bu da onun gazeteyi bilmiyoruz. Ölüm haberi o günkü gazetelerden birinde. Evet geçelim. Ve biraz önce köpekten bahsetmiştim. Köpek Bambu dedem öldüğünde o kadar huysuzlanıyor, o kadar sağa sola saldırıyor ki bakanlar onu vurmak zorunda kalıyorlar. Köpeklerin ne kadar sadık ve duygulu varlıklar olduğunu bilenler buna inanır. Bu da bir meslektaşı ardından, dedemin ardından yazdığı bir yazı. Zeybek bakışlı madran ve ağır başlı baba dağının görünüş yüksekliğini anlayış ölçüsü olarak kabul edersek, bu dağların yüksekliğini gölgede bırakan bir insan yüksekliğini diye devam ediyor. Bu da tamam onu geçebiliriz. İsteyen sonra okur. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı var. Aslında onu okumam gerek. Övüyor dedemi. Sonunda da diyor ki geçelim tekrar arkaya. Evet, ona karşı duyulan saygının canlı bir eseri olmak üzere Celal İğriboz adına bir anıt yapmayı tasavvur eden Nazilli halkı diyor ve gerçekten de biraz önce gördünüz bir büstünü dedemin koyuyorlar istasyonun bahçesine ve o hala orada durmakta. Şimdi şiire geçelim.
Evet, bu da Adana'da birlikte çalıştıkları Ziraatçı Sabri Dil'in onun arkasından yazdığı şiir. Ege'nin göğsünde adını yazdım, bütün kalbimizde yerin var Celal. Hiç kendi derdine yanmaz, yakmazdın. Çok acı ayrıldın bu bahar Celal. Ansızın ölümün bizleri vurdu. İçimizden koptu bir damar Celal. Çok hazin bir hava sardı da yurdu. Bilen bilmeyen de hep ağlar Celal. Bir gün hiç gülmeden geçen hayatın bir armağan oldu şu yurda Celal. Şahlanan deli o hırçın atın çok keder içinde Ceyhan da Celal. Açtığım bu boşluk uçsuz bucaksız, ufkundan görecek göz nerede Celal? Ateşler yakmışsın, nasıl ocaksız güneştin bizlere bu yerde Celal? Bir ömür geçirdin 40 yıldan uzun, pamuk gibi apak alnında Celal. Kır saçlı, başı çok dik, iğri bozun, bütün ağızlarda bu nida Celal. Sana sevgi saygı ey büyük ölü, pamuk çiçeğinden böyle bir celal. Şekli nasıl olur bilmez bir gülü, ağladı ve yazdı Sabri Dil Celal diye böyle bir ağıt yazmış. O dönemdeki sözcüklerin bazıları nasıl değişik, bunu da görüyorsunuz bakın. Evet, dedem öldükten sonra anneannem için tabii çok zor yıllar başlıyor. 32 yaşında 3 çocukla dul kalıyor. Ve henüz resmi yıl dolmadığı için, dedem 47 yaş gibi genç bir yaşta öldüğü için bir türlü işlemler tamamlanamıyor ve emekli de olamıyor. Emekli maaşı da alamıyor dedem. Ve o zaman işte biraz önce sözünü ettiğimiz Nihat amca kardeş onlara kol kanat veriyor. Bu fotoğrafta oturan Nihat İriboz, gülen annem, onun yanında yine gülen Nihat amcanın kızı Lale, Haluk, Selçuk ve en soldaki de Nihat amcanın oğlu Demir. Artık bunlar kardeş kardeş yaşıyorlar ve bir süre Nihat amcaların yanında yaşıyorlar Bornova'daki evlerinde. Fakat dedem o zaman için çok öngörü sahibi bir kişiymiş ve kendisini sigortalatmış. Kendisi bir hayat sigortası yapmış. Bu ortaya çıkınca belgeler arasında o zamanki adıyla İttihat-ı Milli Türk Sigorta Şirketi'nde bozduruyor anneannem ve eline bayağı yüklüce para geçiyor. Ve her ne kadar hem kardeşi hem eniştesi ve kayınbiraderi olan Nihat amca da onunla birlikte yaşamasını önerdikleri halde ayrı yaşamak istiyor. Çünkü mizaç olarak, karakter olarak iki kardeş çok farklı. Nihat amca daha böyle disiplinli, sert. Oysa bizimkiler öyle bir hayata alışık değiller. Ve bir de o zamanlarda en iyi çözüm genç yaşta dul kalan kadınları hemen evlendirivermek. Çocukları da işte askeri okula ya da kızı da işte halalarına falan vermek gibi bir takım niyetler ortaya çıkınca anneannem ben çocuklarıma bakarım deyip Selanik'e benzeyen bir yere yerleşiyor. Yani Karşıyaka'ya başlıyor. Karşıyaka günlerimiz. Evet, şimdi annemle devam ediyoruz. Küçük babasının öldüğü sıralarda geçelim. Evet, 1941'de babaanne yani Sergüzer Hanım'a gönderilmiş genç kız oluyor. Geçelim. Evet, burada genç bir hanım artık. Geçelim. Ve burada işte Nihat amcanın kızı Lale ve annem çok yakınlar, kardeşler artık diyebilirim. Birlikte İzmir Kız Lisesi'ne gidiyorlar. Ve İzmir'e yerleşmek, Karşıyaka'da yaşamak özellikle ikisinin bir arada olması açısından çok mutluluk verici. Gerçi zaman zaman anneannem niye Nazilli'de kalmadın? Orada koskoca Celal Bey'in
dul eşiydim. Herkes saygı sevgi gösteriyordu. Karşıyaka'ya geldim, dul Hatice oldum. Tek başıma savaş verdim dese de Karşıyaka'dan başka bir yerde herhalde yaşayamazdı. Çok severdi. Geçelim. Evet, neden Karşıyaka'ya yerleştiğinin kanıtı bakın. Selanik'e ne kadar benziyor. Bu daha eski bir fotoğrafta, 1927. Geçelim. Evet, Selanik'in kordonuyla Karşıyaka'nın kordonu hemen hemen aynı. Ve en çok atla anlattıkları, tabii ben görmedim ama atlı tramvay. Annem bu atlı tramvaya binip bugünkü Bostanlı denize girdiklerini ve oradan gerçekten bostan olan o yerden sebze alıp eve döndüklerini anlatırdı. Burası İskele Caddesi. İşte anneannemin burada aldığı ev, şu yolu gidiyorsunuz, ortadaki soldaki 3. sokak, Banka Sokağı. Orada bir sakız tipi evde, Rum evinde yıllarca yaşadı. Benim için o ev çok önemlidir. Aydın'ı ben hiç sevmezdim. Aydın'da doğup büyüdüğüm halde benim için anneannemin Karşıyaka'daki evine kaçmak büyük bir kurtuluştu. Çünkü oradaki hayat çok daha güzeldi. Ve burada annem Özcan, babam Nazmi Boratav'la evleniyorlar. Burada hoş bir anı da var tabii. Evlilikleri bir Karşıyaka'lı tanıdık vasıtası. Yani görücü usulüyle oluyor. Fakat sonradan ortaya çıkıyor ki yıllar önce babamın babası Ahmet dedem bir gün eve çok şey gelmiş, üzüntülü. Babaannem sormuş ne oldu Ahmet Bey diye. O da demiş ki ya bugün çok kıymetli bir vatandaşımız, bir değerimiz hayatını kaybetti diye. Meğer Celal dedemin ölümünü duymuşlar ve onun arkasından çok üzülmüşler. Ne bilecekler ki yıllar sonra onun kızıyla onların oğlu evlensin. Bu anne babamın çok mutlu olduğu günlerden biri. Mersin'de evliliklerin ilk yılları. Daha hiç kimse yok çocuklardan. Geçebiliriz. Ve işte anneannem 1956'da annem babam evlenmiş, abim doğmuş, bu bebek abimdir. Ve bu ev, Karşıyaka'daki evi dediğim gibi ben çok iyi hatırlıyorum. Böyle sakız tipiydi, 4-5 basamakla çıkardık. Demir, o ferforje kapı, el tokmak. İçeri girersiniz, 4 oda bir sofaya açılan 4 oda. 3-5 basamak aşağı inersiniz mutfak ve oradan avluya çıkılır. Bu da avluda çekilmiş bir fotoğraf. Geçelim. Bu da yine abimin birinci yaş günü. Konu komşu. Onu da annem. Anneannem arkada bakın. Yani yok. Evet, evin az çok gördüğünüz gibi panjuru, avlusu ve o dönemdeki Karşıyaka'yı ben hatırlıyorum. Komşuları ya İtalyanlar ya Levantenler ya Rumlardı. Çok enteresan bir yerdi Karşıyaka. Çok özgür bir hayat vardı. Ve dayım anlatırdı, Atatürk Sesi'ne gittiğinde Atilla İlhan'ın şu Nazım Hikmet şiirle tutuklanma zamanlarını hatırlar. Onlar komşularıydı. Gerçekten Karşıyaka o dönemde çok yaşanası bir yerdi diyorum. Hala da çok severim. Orayla ilgili çok güzel anılar var. Bu arada tabii hoş bir şekilde büyük dayım Haluk da Merbank Basma Fabrikası'na çalışmaya başlıyor. Ondan sonra o da işte pamuk, iplik derken tütün işinde. Yani o da ziraatla ilgileniyor. Evet, burası da bizim Aydın'daki evimiz. Babam, ben,
abim, arkada küçük kardeşimiz Celal. Bu da tam tersi avludan eve girilirdi. Eski bir aydın evi. Ve anneannem asla aydını o da sevmezdi. Zaten bazı huylarımız çok benzer onunla, benzeşir. Gelir kalır bizde, sonra ah karşı yaka evimin kokusu geldi diye aydını köy gibi görüp hep karşı yakaya dönmek isterdi. Ben anneannemi hep Rumeli'li olma övünmesiyle hatırlarım. Yani şimdi mübadele falan diyoruz ya, benim için o mübadillik, Selanik meselesi hep bir Rumeli olma sözcüğüyle bütünleşmiştir. Hep ondan onu duyardık. Ve çok zor hayatı geçti gerçekten, genç yaşta dul kaldığı ve uzun süre parasızlık çektiği, dayımların eğitimlerinde ara sıra zorlandığı, okul değiştirmek zorunda kaldıkları için çok sık yine mücevherlerini, bir takım halılarını sattığını biliyorum. Ve bir ara pansiyonculuk yaptı. Şöyle ki öğrencilere, üniversite öğrencilerine ya da banka müfettişlerine evin bir odasını kiralamıştı. Ve babam onun için hep şey derdi, kahraman kayınvalidem benim derdi. Ve o zaman için bu aslında çok yadırganan bir durum. Ama onun bu girişimi hep bana cesur kadın, ayakları yere basan kadın olma modeli olmuştur. Ve hatta o kadar güzel ilişkiler kuruldu ki bu pansiyonculuk döneminde. Çok sonra artık böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı zaman bile o zamanki kişiler gelir İzmir'e geldiklerinde rica ederler ve onda bu sefer misafir olarak kalırlardı. Geçebiliriz. Evet, bu da Aydınlık evimizin avlusu. İşte portakal ağacımız, altında annem ve bizler. Geçelim. Bir karşı yakalı kız olarak nasıl Aydın'a uydun diye anneannem çok kızardı Aydın'ı çok sevdiği için. Ve annem babamın son fotoğraflarından, babamı 96'da, annemi 2016'da, anneannemi 76'da, Lale teyzeyi 86'da, onun annesi Ayşe teyzemizi 87'de, Nihat amcamızı da 88'de kaybettik. Geçelim. Evet, biraz önce bahsettiğimiz bu büst, ara ara biz gideriz çünkü ailemizde çok acı bir şeydir. Zincirli kuyu mezarlığına defnediliyor dedemin naaşı. Fakat 50'li yıllarda orada bir istimlak söz konusu, yol mu ne geçiyor. Haber veriyorlar ama tabii İzmir'den oraya o zamanlarda gitmek o yoklukta, o yoksullukta mümkün olmuyor ve dedemin mezarı kayıptı. Hiçbir zaman biz bilmiyoruz. Ve Nazilli'deki tamamen orada çalışanların yaptığı bu büst, bakın hiçbir devlet şeyi yoktur burada katkısı. Bizim neredeyse mabedimiz gibi oldu. Biz dedemi özlediğimizde onu gideriz, ziyaret ederiz. Bu da annemin son ziyaretlerinden birisi. Sağ olsun Ethem Oruç arkadaşımız bizi götürmüştü. Geçelim. Şimdiki Pamuk İslah İstasyonu'nda Pamuk Üretim Merkezi'ni kurmak adına şimdi. Onun içeride duvardaki kurucu müdürlerinin fotoğrafları. İşte en baştaki dedem Celal Yerboz. Geçebiliriz. Pamuk Araştırma Enstitüsü. Evet, şimdiki adı o. Ha, evet, işte bu da son ziyaretlerden birisi. Evet, aynı gün. O gün çok mutlu olmuştu annem. Bu da son gidişimiz. Bu yıl gittim. Ara sıra gider bakarız. Orada çok iyi karşılarlar ve çok mutlu oluyorum. Tüm çalışanlar biliyorlar. Çünkü önce de arıyoruz biz geleceğiz diye.
İşte Celal Bey'in torunumuzsunuz diye ilgi gösteriyorlar. Güzel oluyor. İşte yapılan güzel işler kalıcı. Bu da Nazilli Pamuk Üretim Çiftliği'nin son fotoğraflarından birisi. Mart ayında çekti. Evet, bu da işte son fotoğraf. Bu da son gittiğimizdeki müdür çok ilgilenmişti. Onunla fotoğrafımız. Bununla bitiyor zaten. Ama ben son olarak şunu da söylemek isterim. Anneannem benim üstümde çok etkili olmuştur. Çok görmüş geçirmiş bilge bir kadındı dediğim gibi. Ve onu hep böyle empirme ya da basma elbiseleriyle ve inci kolyesiyle hatırlarım. Böyle anı yaşamak, çok fazla her şeyi dert etmemek, dert varsa da onu bir tarafa koyup güzel şeyleri de yaşayabilmek, iyimser, birazcık vurdum duymaz olmak gibi huyları vardı. Çoğunu benimsedim. Barbunya, pırasa ve börek en çok sevdiği. Yapasın bir börecik derdi bana, onu hiç unutmuyorum. Sonra güzel sözlerle bizi etkilemeye çalışırdı torunlarını. Örneğin şunu hiç unutmuyorum. İşte çok yoksunluk çekmiş insanların, yani önce varlık sonra yokluk çekenlerin ki daha da herhalde acı oluyor. Giysi yürümeyi, para konuşmayı öğretir derdi. Solucan görünce ezersin, yılan görünce kaçarsın, hep güçlü olun derdi. Bu iki sözü hiç unutmuyorum. Ve en sonunda şunu söylemem gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Abimle biz çocukken bizim dizimize yatar, bembeyaz saçları vardı. Onlarla böyle biz habire oynardık, neler neler yapardık. Hiçbir şey demezdi. Ruhu şad olsun diyorum tüm mübadil atalarımız. Benden bu kadar. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar, güzel bir yaşam öyküsü. Evia Adası'ndan, bugünkü Yunanistan'daki Evia, Osmanlı döneminin Eğribozu'ndan, Selanik'inden, Tarsus, Adana, Nazilli, bu Karşıyaka, Kuşadası'na geldik. Çok teşekkür ederiz Zerrin Hocam, çok güzel bir anlatı. Rica ederim. Evet, ağzınıza sağlık. Evet. Teşekkürler. Çok faydalandık. Çok güzel bilgilerdi. Sağ olun. Ben tabii şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi ben bu konuda çok da bilgili değilim. Yeterince söylemek istediklerimi çok da azını söyledim. Kısa bir şeyimiz var, süremiz var zaten. Ama kuzenim Mehlika Mete'nin kitabı umarım Eylül'de çıkacak. Orada daha neler neler var. Bu tadımlıktı diyelim. Mutlaka şöyle yapalım isterseniz. Şu anda anlatılanlardan etkilenen, bir şey söylemek isteyen, yorum yapmak isteyen, katkıda bulunmak isteyen, kısa olmak kaydıyla söz vereceğim. Sonra da kapanışa doğru da bizim Aile Öyküsü Kümemizin temsilcisi Günay Akkoyun arkadaşıma söz vereceğim. Söz almak isteyenler varsa sırasıyla tek tek konuşabilirler. Şimdi görüyorum ben, evet. Sıradan yukarıdan Hüseyin Bey'den başlayalım. Hüseyin Bey buyurun, sonra Emine. Teşekkür ederim. Zerrin Hanım çok güzel bir sunumdu. Özetledik dediniz ama inşallah kitap çıkınca kitapta da kardeşiniz galiba yazacak. Hayır, kuzenim. Kuzeniniz. Onu da almayı inşallah nasip olur. Ben Aydın'da oturduğum için birinci sorun, Aydın'da resmini gösterdiniz. Eviniz duruyor mu? Ben orayı görüp fotoğraflayabilir miyim? Ben çok gezerim. Bütün tarihi evleri falan biliyorum sokak sokakta. Tam olarak adresi halen de ev duruyorsa hele. Onu görmek isterim. Birincisi. Hemen tamam. Cevap vereyim. Tamam. Evimiz durmuyor. Apartman oldu. Evet. Zafer İlkokulu'nun karşısındaydı. Öyle anlatayım. Tamam. Apartman oldu. Evet. Ha, bulamayacağız onu. Evet. Diğer şey de Eğriboz malum burada Mursal'dan giden Rumlar Eğriboz'a gitmişler. Oradan zaman zaman Mursal'da'ya gelen
Rumlar oluyor. Ben bir aileyle tanışmıştım. Sizin oralara görme gitme şansınız oldu mu bilmiyorum. Mursallı'ya mı? Evet, Mursallı'dan giden Rumların yerleştiği yer olarak biliyorum Eğriboz'u. Çünkü Mursallı'daki mübadiller de oradan gelenlerin adreslerini alarak oraya zaman zaman ziyaret ediyorlar. Oradan bir bilgim var, onu söylemek istedim. Ben gitmedim. Abim gitti. Bilemiyorum. Belki o rastlamıştır. Ama ben gitmedim. Yani karşılıklı mübadiller böyle dostluk kurdular. Gelip gidiyorlar. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Emine söz aldım. Evet. Zerrin'cim çok teşekkür ederiz. Çok hoş bir sohbetti. Çok güzel bilgilerdi. Çok da hoşuma gitti. Şimdi bizde dedeler, benim babam en küçük çocukmuş. Ben de yine babamın en küçük çocuğu olduğum için böyle lezzetli bu bilgilerden biraz uzak kalmış bir kişiyim. Hep özlem duyarım böyle onların geçmişlerine. Ama siz de bunu yakalamışsınız. Çok hoşuma gitti dinlemek. Yine çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzına sağlık. Emine'cim çok sağ ol. Biz seni hemen Günay Hanım'a devrediyoruz. Günay Hanım not alıyorsunuz. Emine Sözel tamam. Potansiyel aile öyküsü anlatıcısı. Oho. Keşke birikimim olsun. Yardımcı olacağız. Çok teşekkürler. Efendim başka söz almak isteyen var mı acaba? Ben kuzenim Mehika acaba bir şey söylemek ister mi? O saygılı duruyor orada. Mikrofonunu açın Mehika Hanım değil mi? Mehika Mete. Evet. Lütfen. Tamam. Eski evinizi ziyaret etmişti hatırlarsınız. Tabii hatırlıyorum. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim. Çok değerli bir sunum oldu Zerrin'e de. Herhangi bir şey eklemeyeceğim. Kitabı bekliyoruz. İnşallah. Fotoğraflar çekiyoruz. Şimdi ben de buradan fotoğrafları not aldım. Zerrin'deki fotoğrafları. Evet, teşekkür ederim. Efendim hep şöyle oluyor. Arada sırada ben tekrarlıyorum. Cesaretlendirmek için arkadaşlarımızı, üyelerimizi ve anlatıcılarımızı işte önce fotoğraf falan bulamıyorlar. Albümleri bulamıyorlar. Fakat sunumu yapıyoruz öyle 10 fotoğraf, 20 bazen zengin. Fakat sonradan hepsi bulunmaya başlıyor. Ben de diyorum ki bu hikayeler böyle başlar ve bitmez. Siz bunları içeriklerini zenginleştirirsiniz. Kendiniz yazarsınız. Çok doğru. Böyle yapmak lazım. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ve gördüğünüz gibi bir aile öyküsü koca bir tarih yani. Ben de bugün hazırlık boyunca bu Eğriboz Adası'nı biraz okudum ve yeni şeyler öğrendim. Örneğin bu Eğriboz 1470'te Fatih'in bizzat karadan oraya gitmesi, Mahmut Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının da Gelibolu'dan oraya gitmesiyle Venediklilerden alınıyor. Ve bu arada sürekli olarak Eğriboz sancağının idari yapılanması anılırken Mora Yarımadası'ndaki ve bugün bizim hani gelişmiş Osmanlı kenti olarak bildiğimiz o zamanların Selanik'i, Kavalası, Serezi hepsi bunlar Evia'daki yani Eğriboz sancağına bağlı yerleşimler. Çok önemli bir yer Eğriboz ve hatta Arta, Preveze gibi Batı Yunanistan'da kalan Atina gibi bugünkü Yunanistan başkenti de Eğriboz sancağına bağlı yerleşimler. Ve tabii şöyle anılıyor Osmanlı kayıtlarında. Başta verdiğim Erciyes Üniversitesi'ndeki hocanın çalışmasında oranın idari yapısına ilişkin çok değerli bilgiler var sosyal ve ekonomik tarihine ilişkinde. Hep şöyle geçiyor. Eğriboz sancağı ve Karlı ili. Yahu Yunanistan'da Osmanlı coğrafyasında Karlı ili neresi olur diye baktım ve inceledim. O da şu çıktı. Osmanlı orayı aldığı zaman Carlo adında bir Venedikli yönetici var. Carlo'nun ülkesi, Karlı'nın ülkesi, Karlı'nın ili olarak geçmiş. Ve Evia, bugünkü Eğriboz sancağı, Arta, Patras, bugünkü Patras, Ballık Patra, bütün oraları içeren bir Osmanlı idari merkezi. Kaybedili 1831'de Osmanlı'nın elinden çıkana değin. Neyse bu araya bu bilgiyi de sıkıştırmış oldum, kusura kalmayın.
Evet, başka efendim söz almak isteyen var mı? Habib Bey, buyurun. Herkese merhaba tekrar. Zerrin Hocam, ağzına sağlık. Çok güzel belgesel bir hikaye oldu. Umarım kayıtlı değil mi bunlar? Kayıtettiniz değil mi? Haydi oluyor. Habib, evet, siz konusu. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık hocam. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Başka? Sıra bana mı geldi acaba? başka söz almak isteyen yoksa var mı acaba? Evet. Yok. Cenk Cengiz? Eylem? Bahar? Çok teşekkürler. Fazla uzatmayayım diye yazdım artık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ahmet Bey, bana söz verdiğiniz zaman çok hızlı geçti. Teşekkürler. Sizi dinliyoruz şu anda. Buyurun. Zerrin Hanım'a ve sizlere çok teşekkür ederiz. Yani ben bu tarihin bir kısmını biliyordum. Çünkü Zerrin Hanım'ın abisi benim sınıf arkadaşım. Fakat bilmediğim kısımları öğrendim. Ve iki noktada daha yollarımızın kesiştiğini gördüm. Bizim anne tarafı Selanik göçmeni. Artı annem de sizin anneniz gibi aynı sözü söylemiş Karşıyaka'ya geldiğinde. İşte annem babam Kıbrıs'ta öğretmenken Türkiye'ye döndüklerinde. Ben demiş ki Karşıyaka'dan başka yerde yaşayamam. Babam da vatanın her yeri kutsaldır. Peki hocam demişler, seni o zaman Erzincan'dan gelmiştiniz. Erzincan müdür atayalım. Ben trenin arkasından koşmuştum Karşıyaka istasyonunda baba gitme diye. Sonra eş durumundan annem babamı Karşıyaka'ya aldırdı. Yani çok enteresan. 1956 yılında yani Ahmet'le aynı yılda doğmuş. Zaten onu biliyorduk. Yollar kesişmiş hep. Sevgili Cenk, senin de ilginç bir aile öykün olduğu belli oluyor. Günay Hanım'a hemen not edin diye tutturuyorum, yazdırıyorum buradan. Vallahi onu tek başıma yapamam ama belki kardeşimi de çağırırsanız olur. Tabii, elbette. Bütün aile. Çok teşekkür ederiz. Biz efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun. Başka konuşacak arkadaşımız yok ise bugün sunumun kapanış konuşmasını kümemizin temsilcisi Günay Akboyun arkadaşıma bırakıyorum. Buyurun Günay Hanım. Teşekkür ediyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. İtinayla, titizlikle hazırlanmış bir aile öyküsü. Böyle akıcı bir sunumla birleşince açıkçası ortaya tadına doyulmayacak bir anlatımla birleşince tadına doyulmayacak bir sunum çıkıyor. Zerrin Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizin de dediğiniz gibi buradaki arkadaşları aile öykülerini anlatmaya davet ediyorum. Herkesin de ifade ettiği gibi gerçekten tarih çıkıyor ortaya. Zerrin Hanım, tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Aslında bir sürü eksik, yanlış oldu. Ben anlatırken fark ettim ama olsun. Başladık ya. Harikaydı. Gerçekten çok güzeldi. Ben açıkçası size de söylemiştim telefonda. Ben zaten böyle süper bir sunum bekliyordum. Ve gerçekten öyle oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kümemize bugünkü sunumu hazırlayan ve anlatan, aktaran Zerrin Bahçıvan, Koratav arkadaşımıza, üyemize, siz katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Evde kaldığımız günlerde albümlerinizi karıştırın, notlarınızı alın, sizi de sıraya alalım. Anlatmak istediklerinizde, paylaşmak istediklerinizde sınırlamalar yapabilirsiniz. Ama bir kentin insanları birbirlerini tanıdıkça o kentteki dayanışma başka bir anlam kazanıyor. Tanıdıkça sosyal geçmişimize, tarihsel geçmişimize de atıflar yapabiliriz. Dolayısıyla bizim bu küçük amatör çabalarımızın bizden öteye çocuklarımıza, işte torunlarımıza, yaş gereği kardeşlerimize de sirayet etmesini diliyorum. Ve bu sözlerle bugünkü güzel oturumu kapatıyorum. Hepinize sizin iyi... emeklerinize sağlık Ahmet Bey. Size İyi günler dilerim.
Hep birlikte zaman ayırıp yardımcı çok oluyorsunuz. Çok güzel bir sunum sizlere. Oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, kapatıyorum. Evet. Çok çok teşekkürler. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşçakalın.